Merhaba arkadaşlar, kanalımın yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte değerli arkadaşlar şu elimde görmüş olduğunuz 45.000'lik 3090 aldım bir tane. Çok dertlendim de. Bir tane de biliyorsunuz benim makinenin içerisinde vardı arkadaşlar. Bir yıldır burada madende çalışan. Ben de dedim ki hani hem güzel bir içerik hem de keyifli olur. Hani içerik anlamında ortaya değerli bir şey koyarız diye düşündüğümden bir tane 03090 aldım. Bir yıldır madende çalışan 3090'ımla bu ikisini kıyaslayacağım. Bakalım madencilik ekran kartını öldürüyor mu? Sizlere Midas adlı, aynı zamanda bu videonun da sponsoru olan bir yatırım uygulamasından bahsetmek istiyorum. Midas arkadaşlar, Amerikan borsalarında cebinizde 10 dolar dahi olsa yatırım yapabileceğiniz, size senede alabileceğiniz aracı bir kurum. Ki yatırım yapabileceğiniz şirketler arasında Tesla'sından Amazon'una, Google'ından Apple'ına kadar çok geniş bir yelpaze bulunuyor. İşin açıkçası arkadaşlar, bu devasa markalara böyle 10 dolar gibi cüzi bir miktarla ortak olmak çok heyecan verici bir şey. Ama öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Çünkü bu tarz içeriklerde bence herkesin aklında aynı şey var. Bu uygulama güvenli mi? Burada bence söylenmesi gereken en önemli şey Midas'ın sermaye piyasası kurullarının lisansına sahip olduğudur. Bu anlamda ülkemizden Amerikan borsalarına yatırım yaptığınızda 500 bin dolarlık sigorta sağlayan ilk kuruluş olduğunu belirtmek istiyorum. Uygulama içerisinde sevdiğiniz şirketlere veya ilginizi çeken ya şu da kazandırır gibi düşündüğünüz hisseleri satın alırken aynı zamanda bir takım demokratik unsurlarla tanışıyorsunuz. Şimdi ne demek bu demokratik unsurlar? Arkadaşlar işin açıkçası bu tarz hisse senedi alım satım platformlarında komisyon ücretleri kişiden kişiye değişiklik gösterir. Bu ne demek? Çok para yatıran daha az komisyon öder, daha az parayla işlem yapan daha çok komisyon öder. Midas bu işi ortadan kaldırmış arkadaşlar ve bütün hisse Amerikan borsalarından aldığınız bütün hisse senetlerinde 1,5 dolarlık bir masrafı sabitlemiş. Yani Ahmet'e de 1,5 dolar, Mehmet'e de 1,5 dolar. Ayrıca bir diğer demokratik unsur da bana soracak olursanız Midas'ta takılmak veya bir hisse senedi almak için minimum bakiye zorunluluğu bulunmuyor. Amerikan borsalarına yatırım yapmak için bir Türk aracı firmaya veya bankaya giderseniz o zaman bu minimum zorunluluğunun olmamasının değerini bence anlarsınız. Çünkü onlarda 15 bin dolarla 25 bin dolar arasında değişiyor limitler. Sizler de arkadaşlar eğer bu tarz şeylere meraklıysanız ve hali hazırda işin içindeyseniz açıklama kısmındaki bağlantıdan Midas uygulamasını indirebilir, hakkında daha fazla bilgiye sahip olabilirsiniz diyorum ve videoma devam ediyorum. Gelelim artık nimetlerimize. Arkadaşlar bu ek biliyorum bunun 3090 Ti çıktı. Fakat benim elimde 3090 olduğu için kıyaslama açısından hem aynı marka olsun, aynı seri olsun, her şey aynı olsun diye biraz da uğraşaraktan bu kartı edindim. Nasıl testler yapacağız? Şimdi zaten hali hazırda benim bilgisayarda 3090'ım takılı. Gelin isterseniz önce onu bir işte stres testini alalım. Bir de oyun testi yapacağım arkadaşlar Valorant üzerinden. Hani kaç FPS alıyor onu da görelim diye. Daha sonra da bunu takacağız. Bunun değerlerine bakacağız. Siz bu ikisini ekranda bir arada görürken sonuçlara da vakıf olmuş olacağız. Ha şeye takılabilirsiniz. Neden Valorant diye. Arkadaşlar Valorant 3090'lı... Anam telefonum çaldı. Neden? Yani onu anlatıyordum arkadaşlar. 3090'da Valorant abuk sabuk FPS değerlerine çıkabiliyor. Hani bakalım her iki kart da o rakamları yakalayabilecek mi derdinden dolayı. Zorlama anlamında zaten bir sürü stres testine sokacağız. İnanın o oyunlardan daha fazla zorlanacaktır kart. Merhaba, şimdi masamıza geldik arkadaşlar. İlk olarak hali hazırda bir yıldır takılı olan ekran kartım var. Onu hemen size gösterivereyim. Gördüğünüz gibi Nvidia GeForce RTX 3090 şu anki ekran kartımız. Bu bir yıldır madende arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz zaten. İlk yapacağımız test MSI Combustor çözünürlüğümüzü 3840x2360 yapalım. Ha burada varmış zaten 2160'ın Prezit var. Benchmark olarak MSI Combustor'a bırakıyorum. Bakalım neler olacak. Evet, şurada gördüğünüz benchmarking dolduğunda bize bir skor puanı verecek arkadaşlar. Ben size buradan canlı olarak aktarayım. Şu an FPS'imiz 62 FPS, GPU load'umuz 99 derecede. Başlangıçta ekran kartı sıcaklığımız 68 derece, 69 oldu. Bu arada devam ediyor testimiz. Sıcaklığımız 75 oldu. Bir ekranda yırtılma mı var? Evet, şu an bir skor geldi arkadaşlar. 3752 puan verdi MSI'nin kombüstörü. 62 FPS. Ekran kartımızda 3090. Full screen'de 3840x2160 olarak yaptık testimizi. Kombüstörle zaten işimiz bitti. Bir de firmware yapacağım arkadaşlar. Bunda da yine çözünürlüğümüz 3840x1080. Burada 4K'lık bir tane preseti var arkadaşlar. Firmware'ın ona bırakacağım. Sonuçta yine bize bir sonuç verecek. Bir puan verecek. Şu an GPU değerimiz 56 derecede. Sıcaklığımız RTX 3090. Power'da %9.8'de.
Testin sonucunda bir şemsiye vakası olursa şemsiye seninle alakalıdır diyor. Yine üstteki sarı çubuk dolacak. Şu an arkadaşlar 68 derecede. Fürmark Illuminati mi lan acaba bunlar? Maksimum 73 dereceyi gördü. Takıldı bak yine. Bu kart şişmiş hocam. Bak takıldığı yerde grafikte burada düşme var. Siz onu göremiyorsunuz muhtemelen de. Fürmark çünkü bunu karıncalar için yapmış. Yani karıncalar gelip bunu bitti. Skor arkadaşlar 6560 olarak çıktı. 110 FPS aldı. Maksimum 77 dereceye kadar çıktı. Çözünürlüğümüz 3840'a 2160'tı. FPS minimumda 94, maksimumda 116. Average'de yani ortalamada 110 almış değerli arkadaşlar. Bir de bir oyun oynayalım. Bakalım oyunda ne gibi sonuçlar olacak. Şimdi girdik Valorant'ımıza. Şuradan hemen ayarlara geliyorum. 2560'a 1240 FPS'i kısıtlama. Grafik kalitesi yüksek yüksek açık açık yüksek yüksek açık 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 açık. Nitelikler gizli gizli gizli. Şuradan bir ölüm kalıma girelim. Bakalım başımıza neler gelecek. Ya bu harita benim kaderim ya. Hani bunda hiç skin yok. Anam. Oğlum bu oyunu siz ne ara bu kadar öğrendiniz de bizim gibileri oynatmamaya başladınız ya. FPS 500 arkadaşlar bu arada. 568 600 73 derece, %49, 72, 475, 513, 570. Ya dedim size abuk subuk FPS'ler veriyor diye. Bu maymun nereden geldi ya? Yeter mi ya bu kadar? 560. 500'lerde işte. Uyy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 
ortalama 500 diyoruz. Şimdi diğer karta geçelim. Yeni kartımızı takalım bakalım neler olacak. Ay maşallah. Aa çizgi roman çıktı lan bunun içinden. Bak adamlar çizgi roman şeklinde yapmışlar nasıl yapılacağını. Ama bir eksikle İngilizce. Ve geldi gönlümün efendisi. Vay be. Şuradan bunun işte tutturmak için zımbırtı çıkıyor ama bizim o takılı olduğu için gerek yok. Kapağımızı açalım. İlk iş mevcut ekran kartımızı sökeceğiz arkadaşlar bildiğiniz gibi. Ben bunu bir sökeyim. Ondan sonra görüşürüz. Hadi yerleştirelim. Tabii ki de önce yeni kartımızın şu sürücülerini bir kontrol edelim. Güncelleştirme ne var ne yok bir indirsin. Şimdi arkadaşlar sonunda ekran kartını taktım. Ekran kartını takarken sıvı pompasını, borusunu söktüm. Levonu aradım. Şu anda yeni ekran kartımız takılı. Ben ikna olmadım arkadaşlar. Bu kartın yeni kart olduğuna sizi ancak bu şekilde ikna edebilirim. Bu şu an eski kart hani tozlu, tozuna bakın diyeceğim de tozu da yok. Şurada biraz var. Ya bu eskisi yani onu ben size garanti edeyim. Yenisi şu an takılı. 3090'ımız. MSI kombüstöre bırakalım. Tamam biz burada Prezit kullanacağız arkadaşlar. Yine diğerinde olduğu gibi 2160 olan Prezit'i çalıştır bakalım. GPU'muz 64-65 derecede. GPU load'umuz %90. FPS 62. Diğerinde 65'ti sanki bu değil mi? Tam hatırlamıyorum şu an. O yırtılma sorunu olmadı bunda arkadaşlar. Şu an oldu bak. Bunda da oluyor. Testten ötürü olabilir o. Neyse sonuçlar bir gelsin. 76 dereceye çıktı yeni kart. Arkadaşlar yeni kartın skoru 3756. Aldığı FPS 62. Diğer kartımızın skoru da 3752 62 FPS'di. Yani bir yıldır madende çalışan kart MSI'ın konduktör mü, kombustör mü neyse bu programında 4 puanlık bir fark çıktı ortaya. Ben diyorum bir şey olmaz madende kartları diye. Şimdi kafama koydum 10 yıllık bir kart buldum size arkadaşlar. 10 yıllık onu da deneyeceğim. Firmware'a bakıyoruz. Yine Prezit kullanacağız. 4K Ultra HD 2160, 3840, 1080 bilmem ne. Bu arada şurada şunu da belirtmek istiyorum. Bu eski kart değerli arkadaşlar hakikaten yorgun bir kart. Yani bir yıl hiç kapanmadı bu kart. En son Levon'la temizlemiştik. Hala temiz duruyor valla.
Evet, bu seferki skor 6844 puan, 1114 FPS. Eski kartımızda bir yıldır madende çalışan kartta da 6560-110 FPS. Almışız puan olarak bu sefer aralarında bir 300 puanlık yaklaşık fark oluştu. Yani kart bir tık, evet, sanki bir tık böyle bir ince bir şey olmuş gibi değil mi? Şimdi yeni kartımızda Valorant deneyimini yaşayacağız. Şuradan ayarları geleyim. Grafik kalitesi yüksek yüksek yüksek. FPS'ler kapalı. Nitelikler çok nitelikli. Şuradan oynaya geliyoruz. Ölüm kalım savaşı diyorum. Ve 73 derece %82 1100 FPS ile menüden ayrılıyorum. 200, 300, 360, 326, 350, 360, 280. Bu haritadan ya bence. Ben eminim yani. Diğeri ice ya. Daha beyaz, daha boş. Yani tabii ki de oyun akışkanlığında herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar ama sonuçta diğer kartta ben yukarıda 500'ü gördüm. Aha 400 işte. Kart alıştıkça bir 400'leri falan görüyor. Yine aynı ya, diğerine yakın 72 derece 300. Ya diğerinde bence Ice'dan oldu o ya. Bu mantıklı bir şey mi arkadaşlar? Yoruma bir yazar mısınız? Harita FPS fark ettirir mi? Ettirir tabii. Tamam işte ya bu. Güzel. Çıkıyorum artık. Şimdi arkadaşlar şöyle bir toparlayayım ben size meseleyi. Eski kartımızda Furmark ve diğeri neydi ya? MSI'ın Combustor'unda eski kartımız Combustor'da bir 5-6 puanlık fark yedi. Furmark'ta ise 500 puanlık bir fark yedi. Valorant'la bir FPS testi yaptık. Sonuçta stres testine sokuyoruz makineyi. Hani ben Valorant'ta 500-600 alıyorduk, bunları biliyordum. Acaba hani kartlar arasında bir fark olur mu dedim. Orada bir değişiklik oldu. Muhtemelen haritadan kaynaklı olabilir, bilmiyorum. Bir 100-150 FPS'lik bir fark yedi totalde. Ama onun haricinde bilgisayarın gündelik kullanımında da herhangi bir sıkıntı yok. Demek ki neymiş? Bir yıl boyunca sürekli madende çalışan bir ekran kartı yaklaşık %5 ila 3 arasında bir güç kaybına uğruyormuş. Benim burada yaptığım, gördüğüm sonuç bu. Sonuç olarak değerli arkadaşlar, yani bir yıl madende kullanılmış bir ekran kartı bence alınabilir. Bunda herhangi bir sakınca yok. Benim yaptığım testlerde en azından eksiğiyle fazlasıyla, şimdi her zaman söylüyorum, bu donanım işinin uzmanı değilim. Hani bir şey eksik yaptıysam falan söyleyin yorumlarda ama bence şu an bir şey eksik yapmış gibi hissetmiyorum. Oldu gibi yani. Ama bu yeterli değil arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane de elimde 10 yıldır madende çalışan bir kart var. Şaka değil. Birkaç ay sonra da onun videosunu çekeceğim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Faydalı bir içerik sunabilmişimdir sizlere. Midas'la ilgili avantajlarınızı unutmayın. Uygulamanın bağlantısını açıklama kısmına yerleştirdim. Oradan tıklayarak hem bilgi edinebilir hem de uygulama indirebilirsiniz. Başka videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.